İyi Parti'de işler iyi gitmiyor. Genel Başkan Meral Akşener'in ailesinin hesaplarını incelettiği iddiasıyla gündeme gelen İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. 1 metreküp su bedeli karşılığında istifaların ardı arkası kesilmiyor. İyi Parti'de kazan kaynıyor. Her giden arkadaş çok ilginç bir biçimde bizi HDP ile eş güdüm haline getirerek gitti. Parti şimdi de yolsuzluk iddialarıyla gündemde. Krizin en önemli aktörü ise Meral Akşener'in öz yeğeni olan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır. Dikbayır'ın Meral Akşener ve ailesinin hesaplarını incelettiği iddia edildi. Tek iddia bu değildi. Ümit Dikbayır partinin kasasından 132 milyon liranın buharlaştığını öne sürdü. İddiaların ardından kendisinin ve ailesinin banka hesaplarının inceletildiğini söyleyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den sert açıklamalar geldi. Akşener, ispat edin politikayı bırakırım dedi. Benim oğlumun, gelinimin, 4 kız yeğenimin, 2 erkek yeğenimin, kocamın, çocukluk arkadaşlarımızın, ikimizin de, efendim fabrikası olan arkadaşlarımızın, efendim inşaat firması olan arkadaşlarımızın hiçbirinin bu ülkenin hiçbir belediyesiyle, ne AK Parti belediyesiyle, ne CHP belediyeleriyle, ne ilçe belediyeleriyle, ne il belediyeleriyle, ne de büyükşehir belediyeleri ile herhangi bir irtibatı, iltisakı, işi, gücü yoktur. İspat edildiği takdirde de ben bu politikayı tümden bırakacağım. Akşener'in bu açıklamaları sonrası konuşma sırası Ümit Dikbayır'a geçti. Dikbayır kendisi hakkında ortaya atılan iddiaların ortaya çıkartılması durumunda vekillikten istifa edeceğini belirtti. Dikbayır ayrıca kendisi hakkındaki iddiaların da ortaya çıkartılmaması durumunda savcılığa başvuracağını söyledi. Yolsuzluk iddialarıyla çalkalanan İyi Parti'de konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu, Ümit Dikbayır'ın kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu. Zorlu, kesin ihraç talebinin Akşener'in imzasıyla gerçekleştirildiğini ekledi. Yargı krizine dönüşmüştür. Gelişmelerin ardından...